alışılmışın çok dışında, çok farklı bir kültür. Orada spor kültürü ve yaşam kültürü Avrupa'ya göre, bize göre. O yüzden farklı durumlar, yaşantılar ve yeni hikayeler ortaya çıkıyor. Bu açıdan da benim için heyecanlı oluyor. Şu ana kadar her şey yolunda geçiyor. Gittiğim takım SK Hawks, Kore'de önemli bir takım. Ve Güney Kore'de son 3 yıldır ikinci bitiriyorlar ligi. Bu yıl şüphesiz amaç şampiyonluk, hedefimiz şampiyonluk. Öncelikle oraya şampiyon olmak için gittim. Orada takımla birlikte podyumda en üst sırada yer almak için bulunuyorum. Ve bu seneyi şampiyon olarak tamamlayıp önümüze bakmak istiyorum. Milli takım bütün sporcular için çok önemlidir. Ve milli takım forması, arması, bayrağı bütün formaların üzerindedir. Ben öyle düşünüyorum ve öyle görüyorum. Şu ana kadar da her şartta, her fırsatta elimden geldiğince o forma için, o bayrak için layık olmaya çalıştım. Şu anki süreçte hem uzakta olmamızdan kaynaklı hem de ufak bir bebeğimin olmasından kaynaklı bu süreçte biraz affımı istedim. Ama elimden geldiğince tekrar milli takım forması altında performansım yeterli görüldüğü takdirde sonuna kadar mücadele edip destek vermek isterim. Ama şu anda tabii ki orada çok kaliteli ve iyi sporcular var. Her zaman orada sahaya 16 kişi çıkar ve o 16 kişi sonuna kadar o forma için mücadele eder. Bunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Şu an tabii ki bir alışma süreci de var milli takımda, bir yapılanma süreci var. Her zaman olduğu gibi arkadaşlarımız sonuna kadar mücadele devam ettirecek. İlla ki olacaktır ama biraz bu önce duygularda, sonra da beyinde bittiğini düşünüyorum ben. İstedikten sonra aşılmayacak engeller yok. Çünkü her zaman, her an o formayı giymek nasip olmuyor. Onun için de sonuna kadar üzerime ne zaman görev düşerse yapmaya hazırım. O çok başka bir durum çünkü, çok başka bir duygu. O açıdan da ben o duyguları yeterince hissettiğimi düşünüyorum. Her ülkeden, kendi ülkemde, kendi gençlerimize nasıl yardımcı olabilirim? Zaman zaman bunları düşünerek zaten öyle izlenimlerde bulunuyorum. Bu açıdan da yani yurt dışında oynayan Türk sporcuları ben birer spor elçisi olarak görüyorum. Oradaki iyi noktaları gelip burada aşılamak bizler için önemli noktalar. Kariyerim bittiğinde öncelikle tabii ki memleketim Eskişehir'e ve genelde de tüm ülkeme neler yapabilirsem yönetici olarak veya antrenör olarak veya menajer olarak sonuna kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Ben de burada bu gençlerin arasından çıkan bir sporcuyum. O yüzden buradan daha nice Yunusların çıkması hepimizi mutlu edecektir. Çünkü Eskişehir'de önemli bir spor kültürü var. İlk hedefim burada handball oynarken bu sahada buraya milli takım formasıyla gelmekti. Çok şükür bu nasip oldu. Daha sonrasında dünyanın en iyi liginde olmaktı. Bundesliga'da ilk Türk handbolcu oldum. Orada forma giydim. Ülkemi temsil ettim. Milli takımımızda şu an kalan tek hedefim milli takımımızla Avrupa Şampiyonası veya Dünya Şampiyonası'na katılmak. Şu anki geriye kalan kariyerimde yapmak istediğim en önemli hedef.